Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. Şu an SSK 2 sitelerin önündeyim. Daha önceki senelerde buraya gelip burada videolar çekiyordum. Ön tarafında gördüğünüz gibi bayağı bir sığlaşma var. Yaklaşık 150-200 metre kadar mesafe, bayağı bir sığ. Dalgaların patladığı yer ileride görüyorsunuz. Oraya kadar olan kısım sığ. Hatta daha fazlasını söyleyeyim. Hemen şuracıkta kumdan adacıklar sığlıktan dolayı oluşmuş görünüyor. Bir denesem mi acaba, ayak dizlerimi geçer mi oraya gitmek? Bir deneyeyim mi ya? Şöyle bir şuradan bir deneme yapayım. İnşallah ayaklar batmaz. Bismillah, bu sene ilk defa ayaklarımı deniz suyuna sokuyorum. Deniz suyu soğuk değil. Gayet güzel. Sıcak yani. Hatta hatta yüzülebilir. Bayağı bir sıcak. Adacıklara çıkıyorum, az kaldı. Güzel bir şey ya. Vallahi billahi. Geçen sene de çıkmıştım. Evet arkadaşlar, adacıklar buradan başlıyor. Buralardan. Ayaklarımın olduğu yerden görüyorsunuz. Kum tepesinin üstündeyim. Yani bu adadır artık yani, değil mi? Dört tarafı sularla kaplı olan kara parçasına ada deniliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu adadan ayrıldık. Yine burada 4-5 parmak bir su seviyesinden diğer kum parçasına geçebiliyorsun. Ki burada sular da kesildi şu anda. Diğer kum tepesine geldim. Yaz aylarında buraları sularla kaplı oluyor. Yani denizin, arkadaşlar görüyorsunuz durumu. İlerisi kum tepesi. Küçük bir adacık gibi. Aynı şekilde burası da bir ada gibi. Şuraları da görüyorsunuz. Birazdan oralara kadar bir gideceğim. Şuraya kadar dalgalar vuruyor. Şurada ayağım battı biraz ama. Şahane bir şey ya. Vallahi billahi. Çok büyük bir keyif. Şu an denizin içinde yürüyorum şu anda. Nereye kadar yürüyeceğim de bakayım. Suyun seviyesi ayak bileklerimde. Bizim o kadar da gelmiyor. Evet, ayak bileklerimde arkadaşlar suyun seviyesi. Bisiklet bıraktığım yer oradası ileride. Yani üstünden kaplimi çıkartmadım. Bir köpek çıktı, orada oynuyor. Su yüzülebilir. Deniz salyası falan öyle kirliliği gözlemlemiyorum. Buraları daima temiz oluyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Deniz salyası falan yok. Yazıda denize girmek için büyük bir ihtimalle burayı tercih edeceğim. Bana göre burada şahane. Burada su kesildi, bitti. Hop. Buradan diğer kum yığınlı olduğu yere geçiyorum. Kuşu da burada eğleniyor. Evet. O gördüğümüz kum tepelerin üstünde geziyoruz.
Orada bir arkadaş kumlarda yaşıyor ama herhalde kurt gibi bir şey arardı balık tutmak için. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Hayırdır, ne arıyorsun ustam? Kurt gibi bir şey mi? Yem. He, yem. Balık tutmak için. Evet. Çıkıyor mu peki? Dalga geldi, dedikleri kapadı ya. Çıkıyor mu kurt falan, bulabiliyor musun? Ara sıra. Nasıl bir şey, değişik bir şey mi o? Renkli, boyalı. E çıkardın mı peki? Çıkardık he. Bak bizi var. Çıkardık da ne yapıyorsun? Kullanıyoruz. Hemen kullanıyor mu? Tabii canım, canlı yem. Bu balıklar çabuk gelir ona. Aa. Tabii, çok çabuk. Her sene böyle kum birikintisi oluyor burada ama sonra kayboluyor tabii, azran gibi. Bizim için fark etmiyor abi ya. Fark etmiyor. Suyun içinde de çıkartmış. Diğer son iki tane kum birikintisi var. Oraya doğru geçiyorum. Bir şey hırka getirmiştim sana. Şuraları harika görünüyor. Ya ne yapacaksın Maldivlere? Gel yaz işte burada. Bir kumumuzun rengi beyazdı sadece. Maldivlerden farkımız o. Al buyur. Denizin içine giriyorum şu anda. Kıyıdan 152 metre kadar içerideyim. Bakın. Son kum parçası. Bir tane de orada var. Ondan sonra adacık falan bitiyor. Arkadaşın olduğu yerde bir parça var. 2, 3, 4, 5 tane var herhalde ya, yanlış görmüyorsam. Şurada da var bir tane. Az belirtilmiş bir yer. Buralar o kadar berrak ki. Suyun, dalgaların gelişini falan şöyle bir görün. O kadar bir tatlı bir güzellik var. Evet. Arkadaşa sordum az önce. Kurt çıkartıyormuş canlı yem olarak. Balık tutmak için diyor. Evet. Şu adacıkların olduğu yerden bir iki kare fotoğraf alalım şöyle. Fotoğrafta da lazım oluyor bize. Evet. Suyun sıcaklığı gerçekten güzel. Terlikleri de bak, bisiklet var ya, ta köpeğin arkasında orada bıraktım. Tekrar oraya döneceğim. Ama girmişken buraya kadar bir gezmek, dolaşmak, yürüyüş yapmak keyifli yani. Son kum parçası burası. Ustam kolay gelsin. Tamam. Sen balık tutmuşsun bile maşallah ya. Canlı canlı. Vur vur, her yerde var abi. Çıkıyor değil mi? Arkadaş balık tutuyor. Mırmır yakalamış. Bir tane kumdan davuz yapmış. Açmış orayı. Şu ileride at şeklinde şöyle dalga görüyorum sanki. Onun dışında dalga yok. Bir ileride açıkta. O da gemi geçtiği için herhalde olmuştur o dalga. Şu an sıradayız denizin içinde. Ayak birliklerinde su. Evet. Şuraları zaten daha sıvı oldu belli. Buradan. Su seviyesi daha düşük burada. Buradan oraya kadar gidebiliyorsun.
kaprimizi çıkartmadık. Buradan çıkartamayız da. Buraya kadar geldim. SSK bin orası. Karşısı yıkılan teken orası. Gördüğünüz gibi denizin içinden çekim yapıyorum. Yani üşenmesem eve gideceğim, şortu gireceğim, geleceğim, denize gireceğim. O kadar suyun sıcaklığı net, yani güzel. Gerçekten güzel. Yani yüzmek için ideal şu anda. Sıcak çünkü ayaklarımın sıcaklığını hissediyorum şu anda. Suyun sıcaklığını hissediyorum. Bak, ileride o bayanlar suyun içinde hala yürüyüş yapıyorlar. Derin değil yani. Burasını merak edenleriniz olabilir. Burası SSK 2 sitelerin ön tarafı. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. YouTube kanalımıza eğer abone olmasanız, abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.